Bir de mezara komşusu var muhtemelen. Mezara komşusu. O dünya komşusundan daha da önemli. Çünkü zaman daha büyük. Daha uzun bir zaman. Mezara komşusu. Hadis-i Şerif hakimde buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِتْفَنُوا مَوْتَاكُمْ وَاسْتَ قَوَمِّ صَالِح۪ينَ buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِتْفَنُوا مَوْتَاكُمْ mevtanızı defin ediniz, وَاسْتَ قَوَمِّ صَالِح۪ينَ salih mezarın arasına gömülmüş böylece. Demek ki mezar yeri de tabi imkanı olsa kimsenin bir seçme hakkı olsa burada mezarın tercih hakkı olsa kimsenin ne gerekiyor? İyi insanların gömüldüğü arasına yanına gömülmek. Mezarın komşusu. Şöyle baktığımız zamanlara bazı güzel mekanlara, kutsal mekanlara bir yerde büyük bir evlullah falan bir şey varsa, türbesi varsa etrafı mutlaka mezarlık vardır böylece. Niye? Orası şimdi vasiyet etmişlerdir ölmeyen kişiler böylece. Beni falan yere gömü diye vasiyet yapmışlardır böylece. Peki bunun ölen kimseye orada bir faydası var mı? Eğer iyi komşu olursa mezar komşusu hadise devam ediyor. Feinnel meyyite. Meyyit ölen kimse de yete ezza bicarı suyu ölen kimse de kötü komşudan orada rahatsız olur. Kema yete ezza hayyü bicarı suyu. Hayattaki olan bir kimse kötü komşusundan nasıl rahatsız oluyorsa ölen kimse de mezarında eğer komşusu kötü olan zarar görüyor. Rahatsız oluyor muhtemelenler. Peki öldü ama İnsan ölmüyor ama, ölmüyor. Ölen nedir? Beden ölüyor, hücre ölüyor. Ölüyor böyle.